Ömer'le Gülnaz'dan haberin var mı? Boşanma kararı almışlar. Bunda senin bir parmağın var mı Sultan? Ne demek istiyorsun anne? Sorum gayet açık. Ömer'in kafasını sen mi karıştırdın Sultan? Benim kimsenin kafasını karıştırdığım yok. Ben kendime bir yol çizdim, o yolda da ilerliyorum. Ömer'le Gülnaz'la da ilgilenmiyorum. Celala'yla mı ilgileniyorsun kızım sen? Seni görmüşler. Geçen gün konağa gitmişsin, konuşmuşsunuz. Hayırdır Sultan? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. Herkes Celala'yı yenmenin yolunu karşısına geçmekte buldu. Ben de aynı hataya düşmüyorum. İşte yanında duruyorum. Tanımak için. Niye böyle zalim bir adam olduğunu anlamak için, yani yenebilmek için. Kızım, yanındakiler onu alt edebilmiş mi ki sen yapacaksın? Bak Ömer'e, nerede şimdi? Ha? Yahu adam karısıyla kızlarını tehdit ediyor. Sen ne yapabilirsin ki? Ne tehdit anne, ne diyorsun? Ömer'e toprak alsın diye altın vermişler. Celal Ağa da öğrenmiş bunu. Akşama yerine koymazsanız sürerim sizi buradan demiş. Bu adam böyle bir adam Sultan. Bunu anlaman için alim olmana gerek yok. Sürmek, sürmek ne demek? Ne sürmesi? Sürmek işte. Asiye'yi baba ocağına gönderecekmiş kızlarıyla. Sen nasıl bir adamla aşık attığının farkında mısın? Ha? Durup dururken de hayallere de kapılma, tamam mı? Bunları seni gömdüğümü gömmüştüm buraya baba. Sana söz vermiştim Gülnaz'ı alıp buralardan gideceğim diye. Celal Ağa sevdiğimle arama girdi. Beni ölmekten beter etti. Gülnaz her şeyi benden biliyor. Bütün her şeyden mesul tuttu beni. Bunun hesabının görünme vakti artık geldi. Geldi de geçti. Sen burada olsan bana mani olmaya çalışırdın da. Artık sen de yoksun. Bana engel olacak kimse kalmadı. O hesap bugün görülecek baba. O hesap bugün görülecek baba. Bu hesap bugün görülecek. Verdoğan'ın hayatını mahvettin. Çek dışarı, senin bu köyde yerin yok Can. Zeliha'nın kusuruna bakma Gülmez. Yaşadıklarım malum. Kusur görecek halim yok Ömer. Hepimiz yaralıyız. Anamın haberi olmuş bizim meseleden. Seninle de konuşmuş herhalde. Evet, konuştum. Onlar da zamanla anlayış gösterecektir. Alışırlar yani.
Ömer, ben artık ne diyeceğimi de, ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Nereye gitmeliyim? Nerede durmalıyım? Her şey belirsiz. Kaygını anlıyorum Gülnaz. Aynı çatı altında olmasak da kimsesiz değiliz. Sahipsiz değiliz. Senin ömür boyu geçimini, güvenliğini ben sağlayacağım. İyiliğini ben sağlayacağım. Endişen olmaz. Görümce baskını! Vallahi çekirdeğimizi, şerbetimizi aldık geldik. Hoş geldiniz abla. Müsait miydiniz Ömer? Öyle bir selam verelim istedik ama. Tabii tabii abla. Buyurun. Hı. Geçin. Hoş geldiniz. Gel abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canımın içi. Bugün talihsiz bir olay olmuş. Yolunda değil mi her şey? Yani üstünde durmaya değmez. Otursanıza. Hadi oturak. Kirvem. Bizi özlemişsindir dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun geçin. Çoban hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk Ömer. Buyur. Ağam. Tohumlar yarın geliyor. Parayı da verdin. Ne edeceğiz biz şimdi? Bakacağız. Sabah ola ayrola. Ya Bedo. Dakikasında adamı derde saldın ha. Vakit torbaya mı girdi? Hele bir dur konuşacağız lo. Sormak babında. Hanımım, Sultan Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Sultan? Kızım hoş geldin. Hoş buldum. Sağ ol. Bu saatte rahatsız etmedim umarım. Yok kızım, rahatsızlık ne demek? İyi ki geldin. Ne oldu, bir şey mi var? Sizle konuşmam gereken bir mesele var. Gel şöyle biz ayak altında çok kalmayalım, içeri geçelim. Gel kızım. Gel şöyle geçip konuşalım, gel. Gel otur böyle. Ne oldu Sultan? İyi misin sen kızım? Ha? Bir şey mi oldu? Belki aile içi bir mevzu ama bazı sıkıntılar varmış sanırım. Ömer toprak alsın diye altın vermişsiniz. Celal ile aranız bozulmuş, annemden duydum. Olur öyle şeyler kızım. İşte. Aile arasında. Halledeceğiz elbet. Benim biraz birikmişim vardı. Eğer kabul ederseniz benim de bir faydam dokunsun. Çok teşekkür ederiz. Ben buraya geldiğimde benim yanımda siz oldunuz. Başım dara düştüğünde beni o marabaların elinden siz aldınız. Bu kız benim kızımdır dediniz. Koruyup kolladınız. Şimdi bu benim size vefa borcum. Yok. Yani borç değil. Borç olur mu hiç? Sen bize Raziye'nin emanetisin. Benim sözüm bir ömürlük. Senin başın yine dara düşse, ben yine aynısını yaparım. Asiye anne.
Ben buraya geldim geleli sizden hep iyilik gördüm. Şimdi müsaade edin, karşılığını vereyim. Benim gönlüm rahat etmeyecek yoksa. Kırmayın beni lütfen. Yıllar önce iki ailenin düşmanlığı bizden çok güzellikler aldı götürdü Sultan. Ama şimdi yıllar sonra başımız dara düşünce yarısı Ömer'den, yarısı senden tamamlandı. Ne diyeyim? Allah sizden razı olsun. Sen beni çok duygulandırdın. Sağ ol kızım. Sağ ol. Birer kahve yapayım mı? Karşılıklı içeriz. Sen kahveni nasıl içersin? Şekersiz. Benim gibi. Yani benim de hiç tatlıyla aram yoktur, bilir misin? Senin de belli tatlıyla hiç aran olmadığı çünkü bu zayıflığından belli. Ben gideyim kendi ellerimle mis gibi kahve yapayım, getireyim. Sen otur burada bekle beni.